Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden sorularımızı çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Sınıflandırma ile alakalı kaldığımız yerden soruları çözmeye devam ediyoruz. Bakalım hemen. Türlerin adlandırılmasında kullanılan ikili adlandırılma yöntemine göre bazı canlıların adları aşağıda verilmiştir. Bak, Amfis pomi, Amfis bilmem ne, Amfis bilmem ne. Gördüğünüz gibi elma biti, börülce biti, nar yaprak biti. Hepsi de Amfis. Yani şöyle baktığımız zaman da hepsinin cins isimleri aynı. Yani Türkiye Cumhuriyeti futbol takımında Saffet şut attı dediğim zaman alem, şube, sınıf, takım, familia, cins ve tür. Neymiş? Türlerini vermiş bana. Hepsini vermiş. Ama hepsinin cins ismi neymiş abicim? Apis. Değil mi? Hepsinin cins ismi aynı, Hafis. Tamam mı? Şimdi bakacağız. Bize diyor ki kesinlikle birlikte bulunur diyor. Kesinlikle birlikte bulunur. Ben burada ikili adlandırmada, sınıflandırma basamaklarında ne öğretmiştik abicim? Eğer cins ismi aynıysa yukarıya doğru her şey aynı olmak zorundadır. Veya takım aynıysa yukarıya doğru her şey aynı olmak zorundadır. Değişiklik sadece aşağıda olabilir. Bakıyorsun bunların tür ismi. Bak, ikili adlandırmaya göre bunlar tür ismi. Bunların türleri farklı. Bir kere türleri aynı olamaz. Türleri attım, birli olanı atıyorum zaten abiciğim. Tamam, birli olanı attım. Ama cinsi, yani türün üstünden başlayarak cinsleri aynı olduğu için, Amfis 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 olduğu için, Apis olduğu için yukarıya doğru her şey aynıdır. Yani cins isimleri de aynıdır. Sınıf da aynıdır. Şube de aynıdır. 2, 3, 4 yukarıya doğru aynıdır. Doğru cevap Denizli olarak karşımıza çıkmıştır abi. Baktık bir başka soruya. Ötleyen kuşunun içinde yer aldığı bazı canlı grupları şunlardır. Omurgalılar, ötücü kuşlar ve kuşlar. Tamam mı? Ötleyen kuşun içinde yer aldığı bazı canlı grupları bunlardır. Evet, bakıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımında Saffet şut attı. Alem, şube, sınıf. Ne, nasıl açıklamıştık abicim? Omurgalı, alem hayvanlar alemi, sonra omurgalı canlı, sonra kuşlar sınıfında. Tamam mı? Şimdi bakıyoruz. O zaman omurgalılar bana neyi verecek? Şubeyi verecek. O zaman bir omurgalılar şube olacak. Şubede olacak. Gördüğünüz gibi. Kuşlar yani 3 dediğimiz zaman sınıfta olacak. Bak, doğru cevap da bu geldi. Takım da ötücü kuşlar. İşte etçil mi? Bilmem ne familyası da ona gelecek. Etçil mi? Otçul mu? Cart mı? Curt mu? Şu mu? Bu mu? Şeklinde ayırt edilecek abicim. Doğru cevabımız bolu olarak karşımıza çıkmıştır. Bakalım bir başka soru. Sınıflandırmada ana basamaklar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Sınıflandırma ana basamaklar. Bir sınıfın ayrıldı. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımında Saffet şut attı. Tamam mı? Geldik. Ortak özelliklerin en fazla olduğu. Şimdi ortak özelliklerin en fazla olduğu yer türdür arkadaşlar. Tamam mı? Ortak özellik aşağıdan yukarıya doğru azalır. Yukarıdan aşağı doğru artar. Birey sayısı aşağıdan yukarıya doğru artar. Yukarıdan aşağı doğru azalır. Ortak özellik aynı türden olan canlılarda çok fazladır. Tamam mı? O yüzden bir kere 3 kesinlikle tür olacak. Tamam mı? Türe bakacağız. Sonra benzer şubelerin oluşturduğu. Bak, tür, cins, familia, takım, sınıf, şube, alem. Benzer şubelerin oluşturduğu yer neresi olabilir? Alem olabilir. Değil mi abiciğim? Benzer şubeler varsa aleme doğru gideceksin. Yani iki alem olmak zorunda. Burası alem, burası tür. Vartan alem tür olan. Bak, doğru cevap geldi. Bir sınıfın ayrıldığı. Bak, sınıf ayrılırsa neye ayrılıyormuş abiciğim? Bak, takım ayrılıyor. Gördün mü? Sınıfın alt basamağı takım. O yüzden de doğru cevabımız Ceyhan olarak karşımıza çıkmıştır. Aynı sınıfta yer alan A ve B canlıları için hemen Türkiye Cumhuriyeti futbol takımında Saffet şut attı. Alem hayvanlar alemi. Şube omurgalı. Sınıf memeli. Aynı sınıfın içerisinde yer alıyormuş. Aynı sınıfın içerisinde yer alıyormuş. A ve B canlısı. Memeliler içinde. Mesela kim olabilir? Biri balina olabilir. Biri insan olabilir. Anladın mı? Yani bakıyorsun, ikisi de memeliler grubunda. Biri kanguru olabilir veya atıyorum birisi şu olabilir. Anladık mı arkadaşlar? Yani memeliler grubunda bulunuyor. Şimdi bakıyoruz. Kesinlikle doğrudur demiş. Kesinlikle. Aynı şubede bulunurlar. Şimdi aynı sınıfta olan canlılar yukarıya doğru aynı olacağı için aynı şubede bulunurlar. Eyvallah, doğrudur. Bir kesinlikle doğrudur.
birsiz olanı atıyorum. Bir kesinlikle doğru. Kromozom sayıları farklıdır. Arkadaşlar bilemem. Kromozom sayıları aynı, kromozom sayıları farklı. Bununla alakalı kesinlikle bir şey söyleyemem. Hani kesinlikle farklıdır diyemem. Tamam mı? Birçok canlı var ki kromozom sayıları aynı. Alsan insanla moli balığının kromozom sayısı aynı. 46 kromozom var. Tamam mı amcım? Yani bilemezsin. Ona göre kesinlikle aynıdır, kesinlikle farklıdır yorumunu yapamam. Tamam mı abicim? Bilemem yani. Aynısı olabilir. Çiftleştiklerinde verimli bileller oluşturabilir. Dediğim gibi biri balina, birisi de al sana normal insan. Çiftleştikleri zaman kesinlikle verimli döller oluşturabilir diye bir şey söz konusu değildir. Ama aynı şubede bulunduğu kesinlikle doğrudur. Çünkü bir üst basamağı, yani doğru cevabımız Adana olarak karşımıza çıkmıştır. Bakıyoruz bir başka soruya. Pinus alba, Allium sativum, Mammalia, Canis, Helianthus, Annus şeklinde isimlenen canlı gruplarından hangileri tür adı olamaz demiş. Hangileri tür adı olamaz demiş. Tamam mı? Bakıyoruz. Arkadaşlar tür ikili adlandırmayla adlandırılır. Bazen üçlüsü de olabilir ama ikili adlandırmadır. Mesela bak Pinus alba. Şurası cins ismini gösterir. Burası tamamlayıcısını gösterir. İkisine birden tür ismi derim. Al Allium sativum soğan. Gördüğün gibi abicim cins ismi tamamlayıcısı, al sana ikisine birden tür ismi. Bak bu sadece cins ismini vermiş. Bak sadece cins ismini vermiş. Gördün mü abicim? Cins. Canis domesticus. Mammalia bilmem ne olması lazım. Helianthus annus. Tamam mı abicim? Bak cinsi, tamamlayıcısı, ikisine birden tür. Yani 3 ve 4 gördüğünüz üzere abicim tür adı olamaz. Doğru cevabımız Ceyhan olarak karşımıza çıktı. Aynı türün sağlıklı bireylerinde aşağıdakilerden hangisi kesinlikle aynıdır? Türkiye Cumhuriyeti futbol takımında Saffet şut attı. Bana şunu söylüyor. Aynı türün sağlıklı bireylerinde kesinlikle aynıdır. Vücut büyüklüğü. Lan iki kardeşin vücut büyüklüğü bile farklı. Tamam mı abicim? Vücut büyüklüğüne göre yapamam. Protein yapısı. İki kardeşin protein yapısı bile birbirinden farklı. Bak kardeşten bahsediyorum. Tamam mı? Kromozom sayısı. He bitti. Tür. İnsan türünün kromozom sayısı kaçtır abicim? 46'dır. Kromozom sayısı olmaz. Hücre sayısı değişir abicim. Değişir. Enzim miktarı değişir. Değişebilir. Hücre. Eleman çok uzun boyludur. Çok kaslıdır. Al oradaki hücre sayısı artmıştır. Anlaştık mı? Enzim miktarı da doğal olarak artacaktır. Ama ne olursa olsun ister kaslı ister kassız ister siyah ister beyaz. Ne olursa olsun kromozom sayısı kaçtır abicim? 46 kromozomdur. Bunu bileceğiz. Tamam mı? Yukarıdaki verilen grafik sınıflandırma birimleri arasında protein benzerliği ilişkisini göstermektedir. Protein benzerliği en fazla olan kim olacaktır? Tür. Protein benzerliği en az olan kim olacaktır? Alem. Ondan sonra geliyorsunuz. Yavaş yavaş geliyorsun abicim. Türden sonra. Türden sonra ne vardı? Cins. Sırayla gidiyorsun. Türkiye Cumhuriyeti futbol. Al sana familia. Al sana takım. Şu daha büyük değil mi? Daha fazla. Türkiye futbol takımında Saffet, al sana sınıf, al sana şube, al sana alem. Tamam mı? Bu şekilde ayarladık. Protein benzerliği en fazla olanın tür olduğunu biliyorum. Oradan yoruma devam, soruma devam ettim. Tamam mı? Yukarıdaki verilen grafik sınıflandırma birimleri arasında protein benzerliği ilişkisini göstermektedir. Yargılarından hangileri yanlıştır demiş. En fazla birey 7 nolu sınıflandırma basamağında bulunur. Neydi? Türkiye Cumhuriyeti futbol takımında Saffet şut attı. Ne yapıyorduk? Tür, cins, familia, takım, sınıf, şube, alem. Aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe canlı sayısı artıyordu. En fazla canlı sayısı alemde bulunuyordu. Bana da onu söylüyor. En fazla birey 7 nolu sınıflandırma basamağında bulunur. Bir doğru. Hangisi yanlıştır demişti? Doğruları attık abiciğim. Bir nolu sınıflandırma basamağında, yani cinste bir arada bulunan canlılar 3 nolu sınıflandırma basamağında da bir arada bulunur. Evet, bakıyoruz arkadaşlar. Cinste aynı şekilde bulunan, yani aynı sınıflandırmada cinste aynı yerde bulunan 3 nolu'da da yukarıda da, yani nedir, takımda da, değil mi? Cinste aynı bulunan 3 nolu sınıfta şubede de aynı yerde olmak zorundadır. Eyvallah, doğrudur abicim. Bu da doğrudur. Gördüğünüz üzere bu da doğrudur. Aşağıdan yukarıya doğru familia aynıysa yukarıya doğru her şey aynı. Takım aynıysa yukarıya doğru her şey aynı. Onu söyle diyor. Tamam, o da doğru. Bakalım, zaten ikili olanı da attık mı doğru cevap çıktı ama onu da bir okuyalım.
Yedi nolu sınıflandırma basamağında, yani alemde bulunan canlılar mutlaka diğer sınıflandırma basamaklarında da ortak olarak bulunur demiş. Hayır abicim, diğer ortak olarak bulunmaz. Al sana atıyorum sınıf olarak memeli olursa al hayvanlar alemidir. Sınıf olarak atıyorum işte şey olursa nedir bu, bitkiler olursa atıyorum abicim çiçekli bitkiler, çiçeksiz bitkiler, ne bileyim şöyle bitki olursa al alemi değişecektir, tamam mı? Veya mantarlar olursa değişecektir. Yani mutlaka diğer yerlerde de aynı olacak değildir. Alem, hayvan alemi var. Mantarlar alemi var. Efendime söyleyeyim, bitkiler alemi var. Yani mantarla bitkiyi sınıf olarak aynı yere sokamazsın abiciğim. O yüzden de doğru cevabımız Ceyhan olarak karşımıza çıkmıştır. Gidiyoruz abiciğim, tamam mı? Bakalım bir başka soruya. Diyor ki yukarıdaki bireylerin çaprazlanması sonucu oluşan ve melez bir canlı olan katır için demiş. Dişi at, erkek eşek, gördüğünüz gibi dişi at, erkek eşek, hangileri söylenemez demiş. Hangileri söylenemez? Ayrı bir türdür. Eyvallah, ayrı bir türdür abicim. Bu söylenebilir. Anne ve babasından farklı fiziksel özellikleri vardır. Verimli döller veremez. Eyvallah, verimli döller veremez. Bu da doğrudur. Pardon, bir dakika. Ayrı bir türdür demiş. Ayrı bir tür. Katır bir tür değildir arkadaşlar. Pardon, yanlış cevapladık. Katır bir tür değildir. Çiftleştiklerinde verimli döller verebilen canlılar sadece türdür. Yani farklı bir bireydir anlamında ben orayı işaretlemiştim ama katır farklı bir tür değildir. Yani bir kesinlikle söylenemez. Birsiz olanı atıyorum. Bir söylenemez. Anne ve babasından farklı fiziksel özellikleri vardır. Eyvallah, doğrudur. Verimli döller veremez. Eyvallah, doğrudur. Bu ikisi söylenebilir ama bir türdür söylenemez. Sakın düşmeyin abicim. Bak, biz de düştük, gördünüz mü? Sakın düşmeyin. Katır bir tür değildir. Tamam mı? Çünkü çiftleştiğinde verimli bir döl veremiyor. Arkadaşlar, geldik son sorumuza. Onu da çözelim ve bunun video kısmını artık bitirelim. Canlıların bilimsel sınıflandırmasında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz demiş. Hangisi dikkate alınmıyor? Bakalım abicim. Canlıların sınıflandırma bilimsel, ha, bilimsel sınıflandırmada hücresel yapı oluyor. Yani filogenetik sınıflandırmada bilimle gideceksin. Homolog organlara bakarsın. Protein benzerliğine bakarsın. Embriyonik gelişime bakarsın. Morfolojik yapısına, yani dış görünüşüne bakmazsın. Nerede yaşadığına bakmazsın. Buna bakan kimdi abicim? Yani buna bakan da Aristo'ydu, değil mi? Yani direkt yapay sınıflandırmaydı. Ama bizde bilimsel, yani doğal filogenetik sınıflandırmayı sorduğu için dikkate alınmayan Edirne şıkkıdır. Arkadaşlar, geldik bir videomuzun daha sonuna. Kanalımıza abone değilsen kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da bizleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda başka bir soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.